Şöyle bir faizsiz 25 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 25 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Hangi kredi? Futbol heyecanının Mart'ta tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sunar. Ee, ya evet şimdi az önceki haberlerde de aslında değindiğimiz gibi. E... Değindik değil mi ama? Dünyada... Birçok farklı coğrafyada şu anda hakem kararları... ...yüksek sesle biraz daha... E, ...konuşulmaya başlandı. Onlardan bir tanesi Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko. Hakemler için yalan makine sistemi kurmak istediğini açıklamış Atletik. E, atletiye verdiği demeçte... Ya ben ee, okudum o makaleyi. Kurulmuş zaten. Bazı hakemler girmiş ve geçmiş... ...şeyden. Testten hı. de geçmiş olumlu sonuçlarda aldıklarını düşünüyorlar. Bu hmm. konuda. Sovyet döneminden bu yana... E, zaten hani o İkarus belgeseli de var ya zaten bir... köklü bir... şey yolsuzluk... düzeni var. Yani hakemleri satın alması çok vakaya, a, adiye mi derler? Adi vaka. Abi. Çok ciddi şekilde para dönüyor. Şimdi bundan kurtarmaya çalışıyor. Bir de... hanımefendi varmış. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapmışlar. Birlikte Ukrayna futbolunu düze çıkartacaklar en azından bu bağlamda. Yani iki hakem, birkaç hakemle yapılmış dedin, ba bir, nasıl geçmiş, ne olmuş akemle? mesela, yani, neye hayır, yakalanıyor şey, burada? Şöyle bir... Nasıl oluyor? Ben oturtamıyorum kafamda. Şeyde, bağlıyorlar şeye. Yalan makinesine. Ne ne? Yalan makinesine ve o işte kan basıncı, kan akış hızı... Hayır, tamam o zaten on, makinenin on, işlemi... On, evet işleme şey Şimdi Avrupa'nın birçok ülkesinde, mesela İngiltere'de bu şey kabul edilmiyor. Yani bir şeyde adli vakada adamı Ozan yalan söylüyor mu bu sanık bağlayalım bunu sonucuna bakalım ona göre ceza verelim diye bir şey yok. Çünkü güvenirliliği %80-90 arasında arada bir %10-20'lik sapma marjı var. Kesin doğru söylüyor ya da yalan söylüyor diye bir tespit yapılamıyor. Ama Ukrayna'da mesela iş görüşmelerinde bile özellikle bankacılık sektöründe, sağlık sektöründe böyle Güven gerektiren sektörlerde çok standart bir uygulama gibi bazı şirketler iş alacakları adamı oturtturuyorlar. Söyle bakayım lan hani ne 5 sene sonra ya? kendini nerede görüyorsun? Para çalar mısın kasadan falan diye. Oğlum bizim CV'ler bile patlar. Hepimiz yalan yazdık. Excel biliyoruz onu bize. Aynen öyle. Bizim hayatımız çökermiş. Neydi Adobe. Neydi? Photoshop, Adobe bilmem ne? Tabii Excel, Word, Excel, Excel, Word. Excel PowerPoint hepsi bende. Excellent. <laughs> onu sordu. E -e -e diye. Ya bir de benim anlamadım. Abi zaten sana Acayilmiş. böyle bir soru soracaklarını bilsem ben zaten stresli bir adamım. O anında böyle yalan söyleyeceğimden değil ya. Sorguya çekilmiş olmak insanın tansiyonunu yükseltir zaten. Baba bence yakında insanlık dünya üzerinde hakem yapacak, hakemlik yapacak birey falan bulamayacak abi. Hiç kimsenin hiç kimseye güveni kalmadı artık. Ve var zaten ben fikrenin ilk ortaya atıldığında da o zaman da söylemiştim. Şimdi evet belirli e, art niyetli hataları, hatayla art niyetliği ayıracak şey bir uygulamaydı bu. Abi şimdi öyle olduğunda da tabii tepki de daha sert oluyor. Anladın mı? Çünkü bu defa öbür türlü ya tamam... Buradan çürük yumurtayı da ayıklama ihtimalim var. Biraz onun için de yapılıyor. Varın uygulama amacı da o. Ama e, bir yandan da tartışmalar, tansiyon... O, e, e tabii daha sert abi oldu. Çok daha sert. Anlık işte karar olmadı. Şimdi şöyle bir şey vardı. Hakem sağda gördü, açısı kapandı, oyuncu önüne geçti, göremedi. Saniyenin yüzde biri bir vakit içerisinde karar vermek zorunda, çok zor bir iş derken... Ya şimdi gidiyor, bizden daha fazla açıyı oynat, durdur, bilmem... Aa bir bakıyorsun... Genel kamuoyunun görüşünün aksine... Cad diye penaltı çalmış, vermemiş, şey yapmış... Bu sefer daha fazla... tabii ki tepki görüyor. Aynen. Yani o bahaneler ortadan kalkıp... Yani yine de salim kafa değil. Düşünsene barış işareti yapıyorsun, 50 bin kişilik bir şey. Penaltı bekliyor herkes. Gidiyorsun orada yanından... sövenler, edenler orada konsantre olup bir şey seyretmiyor. Yine bir baskı var ama o baskıyla da mücadele edeceksin. Yani neyse Ukrayna futbolunda çok uzun zamandan beri olan yani bir kültür ya haline Ukrayna'da gelen. Ukrayna'da savaş varken hocam bunun, maçsa, bunun konuşuluyor olması da biraz garip geldi bana oh, yani. evet. Yani. Hayatta Değil devam mi? ediyor biraz. Tabii. Bir yandan da hayatta devam ediyor işte. Andriy Shevchenko teknik direktörüydü Ukrayna Milli takımını. gelmiş geçmiş en büyük Ukraynalı futbolcu. E şimdi futbol federasyonu başında şeyde e, kadın hakemin de adını yazmıştım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan çok da şey kariyerli bir kadın hakemmiş. kurtarmaya çalışıyor diyorlar ama böyle kolay hallolacak gibi bir şey değil. Çünkü yerleşmiş bir şey kültürü var. Rüşvet kültürü var. Şeyde ta SSCB de, zamanından kalma. ya ee, tabii işte az önce verdiğin şimdi Olympiakos Başkanı'nın Nottingham Forest'la he. e, hesabından e, nasıl dalga geçiyorlar de, ama. Falan. Şimdi bazı coğrafi kodlamalar, toplumsal kodlamalar da var abi. Biz şimdi Yunanistan'la bizi ayıran şimdi desem linçeceğiz de arada bir sınır var neredeyse. Her şeyimiz aynı lan. Yani y evet. yemeğin adına bir iyi ı koyuyorlar. Onlar bile aynı yani. yani. Şimdi kim kimden çalıyor edebiyatına girmeyeceğim de zaten aynıyız yani bu, bu coğrafyada. Ya gelen... dolmayı bizden çaldıkları kesin de gerisini abi bilmiyorum bükleyecek. yani de. Baklavayı da. Kokoreçi kaptırmam ama. <laughs> ya dolma lan zaten dolma yani bunu dolma desteyerek Yunan yemeği yapamazsın. Cacık caciki. Caciki daha iyi anlamış. ama. Ama şimdi bak dolma doldurulan bir şey. Cacık anlatabiliyor muyum? Cacdırılan bir şey. Cajdırılan Cajdırılan bir şey değil yani. <laughs> Cacdırılan bir, şey. bir şey. musakka. Mesela musakka Türkçe anlamı var mı şey? Her neyse e, o şey kısmı da ne derler? İşte hafta sonunda Nottingham Forest penaltımız üzerinde Üç tane. Var Luton Town şeyiydi zaten taraftardı. Biz bunu şey merkez hakem kuruluna oranı merkez hakem kuruluna bildirdik ama değiştirmediler diyor. Böyle de opsiyonlarımızı düşüneceğiz diyorlar. Tam Türk işi. Yani insanların hepsi tabii şeyin üzerine, Nothing Force'un üzerine çöktü. En güzel açıklamayı da Gernevall yapmış. Yani bu ama Nothing Force'un şey sahibi çünkü Olympiakos'un sahibi. O bakış açısıyla Balkan kültürüyle, Akdeniz sıcaklığıyla, fevri olarak vesaire ne dersen de. Evet. evet Balkanların ayrı bir kodlaması var. Doğruya doğru yani e, yarın öbür gün bizde sence kullanılır mı peki <laughs> yalan makinesi hangi takım söyle hangi takım tutuyorsun filan bizde bence sistemle her alakalı içinde olan herkes irili ufakta herkes bir yalan söylüyor yani Yani yalan doğruyu söylememek doğruyu söylememek de bence yalana hizmet eden bir şey ee, bence herkesin pay sahibi olduğunu düşünüyorum ben şahsen diyelim. Peki De. şimdi sıradaki haberimiz nedir sevgili Okey Rotar <laughs> evet Okey Rotar haberimiz. Okey'le rotarlı konular başladı. şimdi bu habere pas atmadan önce sizlere bir duyurumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar Okey'den çok şık bir hareket siz voley izleyicilerine özel geldi. Şimdi tüm Okey ürünlerinde geçerli 250 lira ve üzeri alışverişlerinizde tam 30 lira indirim kuponu kazanıyorsunuz. Hepsi burada da geçerli kampanyanın linkini YouTube açıklama kısmına da ekledik. Linke tıklayıp kampanyadan e, kampanya ile ilgili biraz daha fazla bilgi sahibi olup yararlanabiliyorsunuz deyip sevgili sponsorumuza teşekkür edelim ve konumuza geçelim. Konumuz neymiş emek? Hemen Cristiano şuradan. Ronaldo bir paylaşım yapıyor. Dünyanın neresindesiniz diye soruyor. Tabii ki ikinci bir çıkmışız. Hocam Türk insanını internet oynaması, oylamasıyla sınamayacaksın. Bugüne kadarsını alıp boyunun ölçüsünü yani, almıştır. Bir tek şu Alperen'i gönderemedik Ostara. Ya hakikaten onu, orada onu nasıl bir ne no oldu ya? anlamadım. Süper oyun günü mü biraz şey olduk ne derler bizim bayrama mı denk geldi hani bir bir dublo oy gibi bir şey oluyor yani ya, ara ara yapıyorlar bu Amerikalıların pazarlama. Ama bir yerde bir şey varsa, internet üzerinden manipüle edilebilecek bir şey varsa hep beraber oradayız biz. Biz daha önce şey falan olmuştu hatırlarsın MTV'de MTV dönemi. Kibariye ye MTV ye sormuşlar cennesi. MTV seyrediyor musunuz diye. MTV seyrediyorum, M de radyo dinliyorum demiş. <laughs> evet, gerçekten. Evet, çok MTV'de hem müthiş hem düşündüren bir nostalji yaptın ama MTV'de şöyle bir şey olmuştu hatırlarsın onlar gene oylamanın, oylamanın falan böyle ilk interaksiyon oylamaların yapıldığı senelerdi galiba. Emre Aydın galiba Değil mi? Emre Öyle Aydın bir mıydı? bir evet. MTV'den ödül aldı tamamen böyle internet oylarıyla falan hani Türkiye'de daha yeni yeni e, piyasada adını duyurmaya başlamıştı. Doğru Emre Aydın'dı. Ee, biraz oralarda hakikaten büyük sömürücüyüz ya. Yani orayı iline iline kadar sömürüyoruz ya yani, bize, yani internet oldu. Şimdi olduğunu. biraz eleştiri yapalım. Hani kendi ülkemizde Biz biraz şeyciyiz de bu protesto işlerinde de bir şey trending topik yapmanın bir protesto gösterisi olarak yeterli olduğunu düşünüyoruz ya eylem işte trending topik oldun mu lan? Oldum. Söylerim oldum. Bir kere oldum hayatımda. Ha, söyle, şu an söylemek istemiyorsun şu, şu anda söylemek istemiyorum. Yani bir... Oğlum arkada, belki bir daha şey yaparız. Arkada, belki, bir arkada, belki yine bir altına ateşi yerde, yok, körükleriz. Öyle, yani arkadaşım... reklamın insi kötüsü ha. olmaz oğlum. Sen bırak araya belki karşılık <gülüyor> bulur. <gülüyor> bir kere trending topik oldum. Bipa bipa aa dedim bir baktım. Bir arkadaşı söylerim. Bir arkadaşımı internet üzerinden korudum. Bir camiayı karşıma aldım. Ha, Vay be demek güvenilir... Dost tenmişsin ee, demek. Öyle. Yarın öbür gün başım sıkışsa gelir misin yardıma? Nerede olduğuna bağlı. Ya, işte, <laughs> evet, afiyet. Programları izliyormuşsun demek ki. Evet, <laughs> evet şimdi ee, nerede kalmıştık? Ya bizi internet oylamasıyla sınamayacaksınız arkadaşım. Yani gerekirse dünyanın en iyi mutfağı hangisi? Türk mutfağı mı? O Çin'in, İtalya'nın, Fransa'nın hepsinin önünde hemen çıkartırız. Ya işte bu, bu gibi şeyleri de farklı gibi anlamlarda e, yükleniyor bu defa saçma bir beklenti. Bence bir şey. de şöyle bir şey var. Cristiano Ronaldo bence ülkemizde Messi'den fazla seviliyor. bence de öyle. Yani de o, 100. Ya bir kere zaten Filistin halkına verdiği o... destek bizim burada direkt işleyecek bir şey. Yani hani bir de o daha böyle zaten ortada. İletişimi seviyor ya. Bir de şu apaç tarzı falan var ya. De Cristiano Ronaldo'nun bize hitap Aa, ediyor ya. Sen bizim Adanalı Ronaldo'yu gördün mü? Ben dün gördüm. Instagram'da karşıma çıktı. Onu götürmüşler Arap Yarımadası'nda. Millet yolda yürüyemiyor Kendine, falan. Ha. Onu konuştuk ya benzer bir şeyi. Onu konuşmadık mı? Ya ya benzer ya? bir konuda ya. anmıştık. Neden fotoğraf çektirir insanlar Evet evet diye. birisinin gene tanıdığı şey. Luke Alike'ı -like. üzerinden. Sen kime benziyorsun Luke Alike olarak mesela? Like. Ee, beni genelde şey ben ya genelde demeyeyim de ben de kendimi benzetildiğim insanlar arasında en çok e, Hawaii Meteor Mother dizisindeki Marshall'ın eski kilolu haline benzetiyorum. Benim de kilolu halim ama. ya hmm. Yani ikimizin de kilolu olduğu halimiz gerçekten bence benziyordu. Jest, mimik, hal, tavır, vücut dili falan da. Beni Kevin Spacey'e benzetiyorlardı evvel. Kevin Spacey miydi? Değil mi? Evet, Kevin Spacey. Spacey. Ne diyorsun evet. ya? Bir de bir tane hmm. İspanyol hakem var. Sürekli önüme o geliyor şeyde. Abi Kevin Spacey sapık mıydı? Ha? Evet <laughs> çok sapık <cektif> ama <adamım. gülüyor> maalesef. evet, evet. <gülüyor> 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 Yok sana sapık demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şeyden dolayı dedim yani. Hani bir de onun öyle bir dava mevzu vardı değil mi? Şeye benziyordum gençliğinde. Woody Allen. Bentley'e. Bentley değil miydi o ya? Bentley. Ben Araba olan değil. Araba olan değil. Onun arabayım hmm. ben. Hangisi? Şey ya. Arsenal'da oynayan Danimarkalı.

Evet, 20 saatsiz aralıksız çalışan bir depo robotu bayıldı. Tabi şimdi artık dünyanın birçok yerinde, birçok sektörde yapay zeka ya da işte bu gibi robotlar, yapay zeka ile desteklenmiş robotlar birçok sektörde kullanılıyor. Hatta insanlığın elinden de artık işlerini almaya başladı. Bu görüntü Çin'den yanlış bilmiyorsam. Çin'deki bu görüntünün kaydedildiği firmada galiba bine yakın, Zaten robot çalışıyor. Çalışıyor mu demek lazım? Ne demek işte istihdam ediliyor. İstihdam mı? Doğru i̇nşallah doğru buna da doğru bir eylem, bir film olmak lazım onun. Yani robot mesaiye mi gidiyor diyeceğiz? Ne diyeceğiz yani? Robot robot switch ton falan gibi yani çalıştırıldı mı dememiz lazım. Öyle bir şey ama çok 20 saatlik bir mesai sonunda düşüp ee, artık işlevselliğini yitirmiş. Şarjı bitmiş. şarjı. Bayılma değil bu. Şarjı, bitmiş. Evet. Robotu şarj etmek farj oldu. <laughs> evet MKG bugün gerçekten <laughs> formda. Bu senin esprin Evet. Tebrik ederim. Ederim. O yüzden zaten formdasın. En sevdiğim esprin esprimdir, esprimdir. En iyileri araya sıkıştırıyorsun o yüzden evet. formdasın dedin. Ben çünkü tam, Kendi tam esprilerinden gitsen benim, bunu demez. Benim bütün mizah anlayışı birilerinden çalmakla <laughs> alakalı. Abi doğru çalmak Abi da mi? bir sanat biliyorsun. Tabii. Yani hani e, taklit etmenin de bir adabı var. İyi taklit yaparsan hatta eser sahibinden daha da ses yapabilirsin yani. Sen iyi taklit yapabiliyor musun? Yani... Tak... <laughs> Yok taklit iyi yapamıyorum ya. Taklit iyi yapamıyorum ama yani taklit etmek değil de hani esinlenmek yani mesela müzikte falan da var abi işte. Ee, bu çalmak gibi değil. Ee, yani ama mesela işte bir şey Zeynep Bastık şey, Ezel... Neydi parçanın adı? Ezel'in söylediğini unuttu bütün Türkiye. Ha felaket felaketi ee, ya yani. o kadar iyi yorumladı ki ya ha bir de, de paket olarak da iyi Zeynep satıldı yapalım en son şimdi lan şarkısı da şey ya o da cover ya ha. <laughs> en son seçimlerde de yerine... mı bilmiyorum lan cover, Çok o da hakim cover mi? seçimlerde yerine asistanı bırakayım <laughs> seçimleri bile coverlamış derlerdi abi <laughs> 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 sırada asistanı bekletmiş gitmiş ya yani. abi yani 10 dakikada bekletmiş seçimleri bekleyin bile coverlamış ya. acayip tweet. yani Bilmiyorum bir şey yapmak istemiyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Bu kadar da şey olmamak lazım ya. <laughs> bekle yani vatandaşlık gören orada 5-10 dakika bekle, orayı asistan bekletmek nedir ya? Evet, haftanın ee, ya bu nedir hakikaten ya? şaşırtan haberlerinden bir tanesi. Şimdi şuraya bir yere not almıştım onun. Detayları nerede? Bir, abi şöyle bir tane mi? bir çift var abi. Çiftlerden ee, kız olan hanımefendi galiba değil mi? Ee, ...sevgisine ayrılan hanımefendi eski sevgisinden intikam almak için yemek sepetine giriyor ve yüzlerce sipariş veriyor kapıda ödeme şeyiyle. Tamam da yani ee, ya saçma sapan anlamsız bir şey bu orada yani aslında ne eski sevgisine de zarar verecek bir şeydi bu çünkü diyor ki abi erif çıkmış sonra demiş ki abi burada böyle böyle biri oturmuyor kardeşim yani bir de öyle bir triple yani anladın mı? MKG adına da Bence vermiyor. Şöyle bir ben senin şeyde... evinde atıyorum çağrı diye veriyorum. Anladın mı? Sen diyorsun burada çağrı oturmuyor. Diyorsun. Sadece kuryelere. Telefonunda bir... arkadaşın hesabı olabilir. Anladın mı? Tek hesap kullanıyor olabilirler. Oğlum 150. Ya tam muhtemelen öyledir zaten çünkü yok. Aksi takdirde e zaten zaten hiç, adres sahibinin bilgisi dışında. Sen bunu yapıyorsan zaten bunun kanunen bir karşılığı var, bir yaptırımı var. Ama muhtemelen şimdi hepimizin şimdi bir mesela. Hocam bir buçuk sene bir dijital platformu kendi televizyonumda Beleştepe kullanmak suretiyle e, faydalandığım bir dönemim oldu. Arkadaşım gelip kurmuştu. ha <laughs> ben de ha bilgisi dahilinde bu arada. En azından bir süre bilgisi dahilinde sonrasında şifreyi değiştirdiği için yeni üyelik aldım ben de. Yani böyle şeyler <laughs> olabiliyor yani ama e, eğer onun bilgisi dahilinde değilse bu bir suç zaten en az suç olmasa ayıptır yani şu Kurye arkadaşların ne suçu var ya. Bir de çok Abi zaten çekiyorlar. tabii kurye ve şey esnafa oluyor bu. Yani bir şey yapın yani bir şey tamam bu aşk bilmem ne ayrılık acısı ben bunu bir erkek yapmıştır diye düşünüyordum. Ama e, hanfendi biraz şey ben kırılmış direkt, herhalde. Bana bana direkt böyle bir hanımefendi yapmıştır Öyle gibi geldi mi? ya. Naif mi geldi Neden? sana biraz? Daha bir naif o Abi müzik. naif değil bir orantısızlık var yani anladın mı? Yani hani her yerden buluyorlar. Yani çünkü kadın bence. kadın yaralandığında biraz Argesi, e, erkekten daha da izanın kaybedebiliyor evet, gibi evet. geliyor bana yani, yani duygusal olarak kontrolü yitiriyorlar yani. Evet. Yani erkek daha duygusal kadın daha duygusal diye bir şey diyemem çıkarım yapamam ama e, o yüzden yok daha sert hani da, e, bu reaksiyon çok sert ya da çok yumuşak diye söylemiyorum bunu ama bir bir orantısızlık var yani bir Kalbuk şey yapmaya çalışmış ama. Zaten attığın taş kütüğün kuşa değmemiş. Ya adamın orada diktiğin kapı kapı kuryelere şans. yazık. Ha, yazık yani. Ya yani çünkü orada galiba teslim ettiğin ürünle de onların kazancı paralel evet, evet, diye biliyorum. evet, öyle bir şey var. Çok çok e şimdi esnafa yazık. Esnafın ne işi var abi oraya bir tane yarım ekmek sandviç gönderseydi de gönderdiyse ya de yazık. Bir tane şuraya. ekmek gönderdiyse de yazık abi. Yani hani hiçbir boka yaramayan saçma sapan bir şey abi. Çok ayıp bir şey yaptı ya. Çok dede gibi konuştu. bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu her yerden bloklanmıştır büyük ihtimalle. Kim? Ablamız, kardeşimiz, hanımefendi. Bir kere şeyi duymuştum. Ulaşmaya çalışıyor bir tane erkek. Her yerden bloklandı. Whatsapp'tan, mesajdan, telefon, Instagram, DM her yerden bloklandı. 2000 bloklanmış. tane falan mesaj atıyor mu? Yok. İban'la bir lira para gönderip ücret açıklamasına küfür müfür şey yayın. İban açıklamasında şey daha valinin açıklamasına. <laughs> 1 lira karşılığında. Bir yerden kusacak bir değil mi yani <laughs> o kusacak. O, o, bak aklında bulunsun. <laughs> bir gün yaşarsın. Hocam bu takdir şa bak bunu, bu saygı hak etti. Ya bu onu bağlı. Bu Hem saygı de, yak ücreti etti. belki o şey bazen EFT ücreti falan da alınıyor ya maaş hesabı değilse. Onun ücretini veriyor istediğini yazıyor falan. Evet. Başka konu. bankadan gönderdiyse 1 liradan pahalıya gelmiştir Vay, ama. Tabii artık çok fazla. <laughs> Futbol heyecanının Medya Mart'la tam zamanı. Medya Mart Tatava'yı sundu. Yenilenmenin yeni kolayı. Easy Cep, Easy Yenilenmenin yeni kolayı.